Siz ne düşünüyorsunuz Selen Hanım? Notlarınızı görüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Hem bu sitem, sitem kime ve neye, hangi sebepten? Hem de tabii Akşener'in İmamoğlu'ndayız mesajının açılımı sizce nedir? Sitem konusunda ben de biraz Elfin Hanım'a paralel düşünüyorum. Çünkü kendisi de ifade etti Sayın İmamoğlu. Hani genel başkana yönelik bir sitem gibi gelmedi. Parti içinden belki kendisinin de ifade ettiği gibi beklediği isimler vardır. Onları biz bilmiyoruz. Ama yeterli destek görmediğini düşünmüş olabilir. Fakat benim de hatırladığım kadarıyla her bir olay sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak İmamoğlu'na destek verdi. Ama İmamoğlu'nun doğrudan kastettiği isimler kim onu tam olarak bilemiyorum. Fakat bir de bağlamı tabii hatırlamak lazım. İmamoğlu özellikle Karadeniz gezisinden itibaren o dönemde yine afetlere ve afetler sonrasında olaya belki yerinde hani o çizme siyaseti diyoruz ya, o çizme siyasetiyle müdahale etmeyişiyle çok eleştirilmişti. Ve o zaman tartışırken şunu söylemiştik. İmamoğlu bir iletişim kazası mı yapıyor aslında? Çünkü kendisi sürekli olarak aslında sahada hali hazırda ekiplerinin olduğunu ve bir belediye başkanının doğrudan sadece seçmene poz vermek için sahada olmaması gerektiğini vesaire, benim de katıldığım bir şey bu, açıklıyordu. Ancak kamuoyunda çok eleştirildi. Öte yandan Karadeniz gezisinden sonra söylediği bazı ifadeler vardı. Bu ifadeler özellikle muhalif kamuoyunda çok eleştirildi. Yani ona gelen tepkileri Sayın İmamoğlu çok doğru bir iletişim stratejisiyle yönetememişti. Ama bugün de ifade etti. Siyasetçi hata yapar mı? Yapar. Benim gördüğüm İmamoğlu hatalarından öğrenen bir siyasetçi. Ve bugün geldiğimiz süreçte onu yeniden potaya sokan, evet, siyaset arenasındaki tartışmalar, ama bir taraftan da bu iletişim stratejisini düzeltmesi, kendi stratejisini de değiştirmesi. Çünkü biz özellikle bu sel, kar faciaları sonrasında İmamoğlu'nu eleştirirken o dönemde İmamoğlu bir strateji değişikliğine gitti ve bugün yayında da dikkatimizi çeken, yayının büyük bir bölümünde de konuşmalarını farklı bağlamlarında da hep belediye hizmetlerine değindi. Yani icracılığına değindi ve ben altılı masanın neferiyim derken icracı bir neferiyim dedi. İcra konusunda en önde giden ismiyim dedi. Dolayısıyla Mansur Yavaş, özellikle anketlerde yine çok popüler olan Mansur Yavaş, icralarıyla gündeme gelirken İmamoğlu bu tarz iletişim kazalarıyla gündeme geliyordu. Ama son dönemlerde bu değişti. Bu da aslında bakarsanız bir siyasetçi adına bence başarılı bir değişim ve dönüşümdür. O yüzden bugün geldiğimiz noktada evet, İmamoğlu yeniden potada. Tabii bu potada olma halinin de bir başka meselesi altılı masadaki fikir ayrılıkları, yaklaşım farklılıkları olabilir. Son dönemlerde liderlerin farklı söylemlerini dile getiriyoruz. Ama bir taraftan da şuna dikkat çekmek isterim. Türkiye siyasetinde değerlendirmelerimiz çok anlık olabiliyor. Siyasetçilere yönelik değerlendirmeler, onların başarısı ve başarısızlığı da çok günlük olarak değişebiliyor. Ne yazık ki bir İskandinav ülkesinin bir senede yaşadığı gündemi biz bir günde yaşıyoruz. Ama İmamoğlu özellikle bu terör saldırısı sonrasında olaya müdahale edişiyle, yani İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla birlikte olmasıyla, her gün oraya gidip insanlara umut vermesiyle bence önemli bir potansiyeli dile getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili tartışmalarda da hatırlarsak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk tartışıldığında sürekli olarak ne gündeme geliyordu? Kılıçdaroğlu aslında aday olmayacak. Belediye başkanlarına aday göstermek için kendini öne atıyor. Sonra bu tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu adaylığını dayatıyor dendi. Bugün İmamoğlu yeniden potada dendi. Dolayısıyla sanıyorum ki muhalefet adayını açıklayana kadar hakikaten bu tartışmalar bitmeyecek. Ama bu adayların kazandığı ivme ve gerilemelerini bir grafiğe dökersek herhalde böyle zikzaklar halinde grafikler görebiliriz. Özellikle ön planda olan Sayın İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu açısından.
Muhalefetin başarısı ise bir aday herhangi bir iletişim kazası veya herhangi bir konjonktürden dolayı geriye düşerken diğeri yükselebiliyor. Yani bir aday sıkıntısı veya bir söylem sıkıntısı da çekmediklerini söyleyebiliriz bu hususta. Hı hı. Bunları böyle planlıyor mu muhalefet Seren Hanım? Soruyu duyamadım. Tekrar edebilir misiniz Nasuhi Bey? Ses buraya ulaşmadı. Çok özür dilerim. Bu söylediğiniz başarıyı planlıyor mu muhalefet? Ben şu ana kadar söylediklerinizin önemli bir bölümüne katılıyorum. Fakat dediniz ki muhalefetin başarısı adaylardan biri inerken ötekinin çıkmasını sağlamaktır. Bunu planlayarak mı yapıyorlar sizce? Yani başarı olması için bunu kendilerinin planlıyor olması lazım. Bence başarı şu. Başarı 2018 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışacak aday sıkıntısı çekerken muhalefet, ben çok rahat aday ismi anıldığını duyamıyordum o dönemlerde. Bugün anketlerde Erdoğan'la yarışabilecek, belediyelerinde başarılı iki adayı ve bir lideri var. Ama bu gerileyişler ve ilerleyişlerin tabii ki çok stratejik olarak olduğunu düşünmüyorum. Ben başarıyı bu üç ismin anketlerdeki yükselişiyle ilişkilendiriyorum. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Bence esas başarı şu olacak Nasuhi Bey. Siz de işaret ettiniz. Onun bir bölümüne katılıyorum. Muhalefet adayları arasında bir rekabet veya rekabet görünümü var kamuoyunun algıladığı. Bu da çok normal. Esas başarı muhalefetin adayını açıklayana kadar geçen süreçte bu rekabet görünümü nasıl yöneteceği ve topluma nasıl bir birlik mesajı vereceği. Orada Elfin Hanım'ın işaret ettiği o düğmenin yanlış iliklenmesi, orada şey meselesi var, riski var muhalefet için. Yani hakikaten adayların hepsinin de yıpranma ihtimali var. Dolayısıyla bu sürecin yönetilmesindeki başarı hikayesi muhalefetin hanesine yazılır ya da eksi olarak yazılır. Onu gözlemleyeceğiz. Hı hı. Adayınız kim? Adayınız kim? Size ne ya diye de cevap veriyor Sayın Mamoğlu. Bizden önceki programda Serap ve Kürşat'ın programında sorulduğunda yine bu konu. Demiş ki hatta Altılı Masa'nın, sizin de söylediğiniz Seren Hanım, Altılı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim. Ne diyor? 1,5 senedir aday kim? Adayınız kim? Size ne? Siz kendi işinize bakın. Yandaş medyanın ekranları bu işin lokomotifi diye ifadesi. Hatta bizim partimize çok yakın olduğunu iddia eden ekranlar diyor. Bu oyuna gelmeyelim diyor. Böyle hem aslında medya eleştirisi hem de bir taraftan işte işinize bakın, ben de icraatçı, icraat üreten önemli temsilcisiyim, en önemli temsilcisiyim Altılı Masa'nın diyor. Ama bir taraftan da bu işin seçime kadar iletişim boyutunu nasıl yönetileceği konusu var dediniz. Bunu hatırlatıyorsunuz. Teşekkür ederim.